Hayırlık kurulsun, allu serva birlikte. Sevdamız tokat olsun. Çok değerli dostlarımız, çok değerli Yıldız TV izleyenleri, sizler ekranlar başına hoş geldiniz. Bizler her hafta bu saatlerde, yeni sezonda da yine yeniden Yıldız TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Ana sponsorumuz Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizlerin sesimizin ve görüntümüzün sizlere kadar ulaşmasında aracılık ediyor. Sağ olsun, var olsun. Sevgili dostlar, bizlerin varlık sebebi Sevdamız Sokak, Sevdamız Anadolu programı olarak sivil toplum örgütlerimize, derneklerimize, kültürümüze, örf adetlerimize, türkülerimizle beraber sizlere gelmeye çalışıyoruz. Ve bunun için de yaklaşık televizyon ekranlarında 11 yıldır sizlerle buluşuyoruz. Bu gücü sizlerden alıyoruz çok değerli dostlar, çok değerli halkım. Anadolu, Tokat, sizlere selam olsun ve bu akşam da sizlere gümbür gümbür geldik. Konuklarım aldıktan sonra konuşacağız. İçeride konuşacak çok konu var dostlar. Sizler kendisini yakinen tanıyorsunuz. Kendisini de programa konuk almak için gerçekten uzunca bir zaman çaba sarf ettik. Geçtiğimiz sezonda aslında bizle beraber olacaktı. Dedi ki gümbür gümbür gelelim, yeni sezonda programda olalım dedi. Kimden bahsediyorum yine? Onun da sevdası Tokat, onun da sevdası Anadolu. Türküler, kültürümüz, örf adetlerimiz. Ve kardeşim Aydın Elvin, sizlerin huzurlarını alıyorum lütfen alkışlarınızla. Bir güzelim bakışı yaktı beni kül etti. Bir güzelim merhaba. Bakışı olsun güzelim olsun. Eyvallah. Eyvallah. Aydın'ım hoş geldin. Hoş bulduk, çok nasılsın, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Ben az bile söyledim. Vallahi. Hepsini birden konuşmayalım. Değil mi? Program akışı içerisinde ilerleyen saate doğru hem ekranları başında dostlar bizleri hem takip etmeye devam etsinler. Esinler. Bu arada yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yıldız TV hayırlı olsun. Arkadaşlara, kamera arkasına, rejiye, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Her eyvallah olsun. Kardeşim. Eyvallah. Seni şöyle alayım. Bana. Bu sezon. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu sessizliğimiz, bu hareketsizliğimiz çok kısa sürsün. Biz yine eski günlerimize, o şen şakrak günlerimize dönelim istiyoruz. Hani bir taraftan sevgili dostlar, çok değerli Yıldız TV izleyenleri, hani program içerisinde konuşacağız dedik ama içimizde kan ağlıyor bir taraftan. O hani minnacık olan, Türkiye'yi, dünyayı etkisi altına alan bir virüs var, korona var. Lanet olsun ve bir an evvel ülkemizi ve dünyayı terk etsin diyoruz. Ve sizlere bu akşam için belki hareketli türküler getirmedik ama yine yöreye, derelere de gireceğiz. Kimle gireceğiz? Güzel alkışlarınızla İhsan Yiğit diyorum ve İhsan abimi alıyorum. Eyvallah abi. Hoş geldin. Abi. Gel abi. Sen abi nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne var ne yok abi? Şükürler olsun. Yaramaz bir şey yok. İyisin. Benim programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yıldız TV'ye de bu arada teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ ol, var ol. Şimdi evde konuşuyoruz. Daha doğrusu sosyal medyadan da tanıtımlarımızı yaptık. Herkesin söylediği bir şey var, gümbür gümbür. Evet. Aydın kardeşim. Ve İhsan Yiğit olunca da güzel bir program olsun istiyoruz. Bu İhsan da abi sizin tek... güzelliğiniz. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. İhsan abi yerimiz oturmadan senden bir canlı eser alalım. Ondan sonra olur. Oturalım, olur mu? Haydi başlasın İhsan abicim. Güzel yok, güzel yok, güzel yok, yok.
İşte sıra, işte gurbet. Gezdim senden güzel yok, güzel yok, güzel yok, yok. Şeker dudaklarda şerbet. Ezdim senden güzel yok, güzel yok, yok. Şeker dudaklarda şerbet. Ezdim senden güzel yok, yok. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Var mı senden güzel ve gaz, güzel ve gaz, güzel ve gaz can? Yere basma, sineme bas. Var mı senden güzel ve gaz, güzel ve gaz, güzel ve gaz dost? Ne yakut ne zümrüt elmas. Sezdim senden güzel yok, güzel yok, yok. Ne yakut ne zümrüt elmas. Sezdim senden güzel yok, yok. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Her yere yazdım ismini, geçti yüzü geçti beni. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Nice güzeller resmini çizdim senden güzel yok, yok. Abi gel abi. Eyvallah, çok teşekkürler. Vay. Yüreğine sağlık. Abi yüreğine sağlık. Sağ olun, sesleri de çok güzel. Beğendim. Sağ olun. Nasıl bileyiz abi? Evet. Bu arada iki tane sunucunun arasındasın. Ona göre. Ha. Fazla beni sıkıştırma. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bu arada programımıza canlı canlı katılabilirsiniz. Mesajlarınızla katılabilirsiniz. Programımıza ortak olabilirsiniz. Bu arada Yıldız TV yönetimini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ olsunlar. İzleyicilerimiz bize rahat ulaşsınlar diye, isteyen görüşlerini, fikirlerini yazsın diye de ücretsiz bir WhatsApp hattı oluşturdular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler ne yapacaksınız? Ekranda gözüküyor 0533 700 1616'ya lütfen mesajlarınızı yazın. Ve kısa kısa olsun ki mesajı herkesinkinden okuyayım, olur mu? Herkesin mesajı gelsin. 0533 700 1616'ya mesajlarınızı gönderin lütfen, gelsin. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim, bir resim vermiştim. O resimle alakalı bir kelam etmek istiyorum. Sayın yönetmenim, gelirse ekrana konuşacağız. Onun üzerinden de devam edeceğiz sohbetimize. Bu arada Aydın'ım hoş geldin tekrar. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Vallahi çok şükür. Tabii ki... Evet, sofrasında canımızın, eyvallah. Olcay'ım sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın abi? Diyor ki Olcay, bana fazla bu akşam soru sormayın diyor. Ben türkü söyleyeyim ya. Peki. Evet. Aydın'ın bu arada sevgili dostlar, Aydın aynı zamanda dernek başkanı. Yani biz hep sunucu Aydın, sunucu evet. Aydın diyoruz ama artık STK alan içerisinde yer alıyordu. Artık bir STK temsilcisi, kendi köyünün de dernek başkanı, köyüme de hizmet edeceğim. Sonuçta bütün Anadolu bizim, bütün dernekler bizim ama birazcık enerjimi, bir fazlasını da kendi köyüme harcamam gerekiyor dedi. Aydın'ım yolun açık olsun. Eyvallah.
Şimdi öncelikle tabii ki bu şeyle ilgili, genç kız kardeşimizle ilgili Turan abiye buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hakikaten sağlık emekçileri, özellikle ben de bir İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde olduğum için sağlık emekçilerinin bugünlerde çok zor şartlarda çalışıyorlar. Evet, evet. Bunu kamuoyu biliyor. Bunun üzerine aslında ne kadar konuşursak konu çok az da, ama birazcık olsun insanlardan sağlık emekçilerine, hastanede hemşiresine, çalışanına, doktoruna nasıl davranacaklarını, nasıl hitap edeceklerini, biraz özen göstermelerini önemli rica ediyorum. Aydıncığım, bunu belirtmek istiyorum. Sen abi, hepimiz konuşuruz. Bu bölüm bir serbest konuşma olsun. Sonra konularımıza geçelim, ama bir taraftan da ya biz şu maskeyi bir saat takamıyoruz. O sağlık emekçileri, hemşirelerimiz, doktorlarımız evlerine, ocaklarına gitmiyorlar. O uzay astronot gibi kıyafetlerin içerisindeler, evet, saatlerce. Oradan bir can daha kurtarabilir miyiz telaşındalar? Tabii, tabii, tabii. Ya nasıl olur da biz bu sağlık emekçileri, doktorlarımıza, hemşirelerimize saldırırız? En son geçen Ankara'daki olayı da bir hatırlayın lütfen. Yani birileri hastaneye saldırıyorlar. İmkanı bulsalar, kapıyı açsalar, oradaki sağlık emekçileri, doktorlarımız, hemşirelerimizin hepsi canından olacak. Bu nasıl tabii zihniyettir? Biz nerelere gidiyoruz? Evet, değil mi İhsan abi? Aynen. Yok, yanlış. Yanlış? Eğitim başka bir şey değil. Yani aslında burada eğitim evet, başlı başına geliyor. Hani yani Hazreti Ali'nin hemşirenin bir şeyi varsa orada şeyi var, kutuyu atarsın. Evet. Dersin ki böyle böyle, bunlar görevini yapmıyor. Evet. Ama sen onu dövmeye kalkarsan işinden geliyorsun. Nasıl hizmet etsin? Evet, nasıl hasta kurtarsın? Baban, annen veya kardeşin kalp krizi geçiriyor o anda. Evet. Saniyeler, dakikalar çok önemli, önemli onların için. Burada şunu belirteceğim. Eğitim denince tabii ki Hazreti Ali'nin güzel bir sözü vardır. Hep aklıma gelir bunu. Yıllarca da söylerim. Oğlunu okut, ülkeni kurtar. Kızını okut, dünyayı kurtar. Evet. Biz eğer ki dünyada savaşın olmasını istemiyorsak eğitime önem vermeliyiz. Biz toplumda, sokakta yürürken, evde işte ailenizle birlikte otururken orada güzel cümleler kullanmasını bilmiyorsak yine eğitime dayalıdır. O anlamda eğitim çok önemli. Kesinlikle öyle. Çok önemli. Bu arada biz bu programı biraz da bunun için de yaptık sevgili dostlar. Şimdi Fadime canımız, Fadime yeğenim, sağlık emekçisi, sendika örgütçü, yani sonuçta doktorların, hemşirelerin bir arada olmasını savunan, bu işin en başında olanlardan birisi. Yani hastanede bulunduğu ortamda doktorlarıyla, hemşireleriyle bir arada olmayı, onlarla beraber daha güçlü olacağını savunan, şiddetle savunan bir canımız. Yani bunun, böyle bir canımızın hayatta olması, böyle bir canımızın yine canlar kurtarması, tek amacımız, gayemiz de o olmalı. Evet. Yoksa ona kızalım, buna kızalım, işte oraya saldıralım, buraya saldıralım. Doğru şeyler değil bunlar. Kesinlikle. Doğru şeyler değil. Evet. O zaman Olcay'dan bir türkü alalım, sonra sohbetimize devam edelim. Olur mu? Hadi bakalım. Bu arada Deniz kardeşim de geldi. Birazdan konuşacağız kendisiyle. Bir Ali Kuzultu hocamızdan. Hadi bakalım. Yapalım. Bir de Nurşen hocamdan bağlayacağım peşinden. Bunca hatıralar, bunca manziller, sana kolay gelir adam beni öldürür. Feleğin yazdığı şu kara yazılar sana kolay gelir ama beni öldürür güya, beni öldürür. Feleğin yazdığı şu kara yazılar sana kolay gelir ama beni öldürür güya, beni öldürür.
Ali Kuzultum koydun ataşa, ben ölür giderim sen binler yaşa. Beni kaderimle koydun baş başa, sana kolay gelir adam beni öldürür ya, beni öldürür. Kaderimle beni bıraktın baş başa, sana kolay gelir adam beni öldürür, beni öldürür. Belki bugün, belki de yarın ölürüm. Sayılı günlerim bitti bitecek. Ömür baharıymış gelip de geçti. Temmuz'un sıcağı çöktü çökecek. Ömür baharıymış gelip de geçti. Temmuz'un sıcağı çöktü çökecek. Geçim derdi daralttıkça daralttı. Umut ektim tarlamızı sel aldı. Ömrümün üstünden yıllar yel aldı. Kara toprak üstüm örttü örtecek. Ömrümün üstünden yıllar yol aldı. Kara toprak üstüm örtü örtecek. Ömür boşa geçti diye yanmadım. Sana geldim bir tek yere doymadım. Nurşani boynunu büktü bükecek. Sana geldim bir tek yere kanmadım. Nurşani boynunu büktü bükecek. Teşekkür ediyorum. Olcay, bu arada sen Aydın'a biraz yanaş. Evet. Bak, Aydın'a yanaş ona göre. Aydın abiye yanaşacağım. Aydın'la ilişkileri biraz sıcak tut. Ona sıcak göre. Zaten. Ha, benden söyle. Benden söylemesi. Eyvallah. Sevgili dostlar, sizler de programımıza katılabilirsiniz. Telefonunuzun WhatsApp'ta hani. Önce lütfen telefonumuzu kaydedin. Yıldız TV Sevdamız Sokak programı diye kaydedin lütfen. Telefonunuza bulunsun. 0533 716 16'ya mesajlarınızı gönderin. Biz de buradan canlı canlı dostlarımıza paylaşmış olalım diyorum. İhsan abi, sen bu arada bu pandemi süreci filan uzaktan da olsa programların devam etti değil mi? Tabii. Bak, takip ediyorsun, evet, doğru. Mezmiz abi yani. Nefessiz zurnamız olduğu için. Evet. Yani türkümüz var. Düğünlerde biliyorsun, gecelerimizde. Ama evet, geceler bu ara yok. Yok. Programlarımız yavaş yavaş. Aydın abi, bir şey diyeyim. Aydın, en son mikrofonu ne zaman aldın eline canım? Aa, güzel bir soru. Ya, en son ne zaman aldın? Sanırım herhalde Şahatay'ın pikniğinde aldım. Evet, Kemal Gecesi'nde. Yani. Tekirdağ'ında, evet. Şahatay'ımda, evet. Yani bir yıldan beri. Bir yıldan beri sahne yapmıyoruz. Yok, evet. Yok, orada da. Yani düşünün, evet, sevgili dostlar, sadece iş,
evine ekmek götüren, parasını sırf bu işten kazananların varlığının halini düşünün. Tabii. Şimdi biz gerçekten de mikrofonu unuttuk. Yani bu yayına başlamadan önce mikrofon nedir filan bunu görmedik. Yani evet, ne gece, aynen, ne piknik, herhangi bir organizasyon olmadı. Yani tamam olmasın eyvallah ama bu insanların da evine ekmek, aş götürmesi gerekiyor. Bununla alakalı farklı çözümler de üretilebilir değil mi Aydın? Ya tabii ki üretilebilir ama şimdi bu süreçte sadece bizim ülkemizle alakalı bir olay olmadığı için bu, evet, pandemi dönemi maalesef dünyada bir çaresine henüz daha ulaşılmış değil. Evet. Yani ne aşısından olsun ne başka bir şey olsun. Ama bunun da iki tane etken nedenleri var. Evet. Bir nedir o? Sosyal mesafeni koruyacaksın, evet, maskeni takacaksın, evinde çıkmayacaksın. Evet. Tamam bu güzel de ya kardeşim şimdi... Bir askeri ücretle çalışan bir insanın bir de ev kirası var, elektrik, su, doğal gazı var. Peki bu adam ne yapacak şimdi? Soruyorum. Yani. Şimdi bak burada emekçi arkadaşlarımız çalışıyor kamera arkasında. Emekçi, evet, arkadaşlarımız. Hadi sen şimdi bu arkadaşlar işe gelmeyecek. Evlerinin kirasını düşün. Elektrik, su, doğal gazı. O anlamda abi tabii ki olmalı. Bu süreçte ben şu mantıkla bakıyorum bu olaya. Sanatçılar, özellikle sanatçı arkadaşlarımız elinden geleni yapıyorlar. Evet. Birazcık fedakarlık türkü bar sahipleri işleten arkadaşlarımız, salon işleten arkadaşlarımız. Biraz da onlar fedakarlık yapıyorsa bu pastada birlikte paylaşıyorsak yola devam edeceğiz. Böyle olması Aydın'ın lazım. Bununla alakalı, evet, şimdi özür dilerim. Bununla alakalı ben şöyle bir şey sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Evinde içeceğimiz çayımızı, sıcak olsun soğuk olsun o çayımızı sanatçılarımızın sahnesine gidelim. Orada, evet, beraber hem türkü dinleyelim hem de çayımızı orada içelim. Onlara öyle dayanışma, evet, sergileyelim. Evet. Onlarla birlikte beraberlikte olduğumuzu öyle gösterelim. Yani bu da bir gösterge olması gerekmiyor mu? Bir destek şimdi, bu, bir nevi destek, evet, o. Şu var Aydın Bey, Turan abi şunu söyleyeyim. Sadece sanatçılar değil, bunun garsonu var, evet, yemekçisi var, pastacısı var. Yani ne bileyim gelinlik, çubuğu, hepsi var yani. Aynen. Düğünleri hep erteledi çoğu. Hepsi. Yani 2021 erteledi. Tabii düğünler ya. Bunlar da evine günlük ekmek götürenler. Ama şöyle bir şey var, tamam bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci, evet doğru, yani dünyanın bütün hepsini etkilemiş ama Avrupa bunun çözümlerini de bulmuş. Şimdi çoğu mesela Almanya'da da dostlarımız, arkadaşlarımız var, onlarla da konuşuyoruz. Ya bunların büyük kısmını halletmişler. Ne diyor? Sen evinde kal, doğru, tamam ama ben sana bakarım diyor. Senin ev kiranı öderim diyor, sen işine gitmezsen diyor, evet, senin çocuğun okul masrafını ben karşılarım diyor. Ya bu anlamda da orada biraz daha bunları çözmüşler. İşte gibi. Orada devreye ne giriyor biliyor musunuz? Evet. Teorikte sosyal devlet değil. Evet. Pratikte sosyal devlet olursan böyle o olur. Zaman öyle olur. Aynen. İşte. Peki. Şimdi Aydın sen dernek başkanı ne zaman oldun? İki yıl oldu. İki yıl oldu. Tabii. İki yıl oldu. Yani. Bu bir taraftan da federasyonlarla, konfederasyonla ilişkilerim vardı ama dernek başkanı olunca biraz daha resmi olarak oldu değil mi? Tabii. Bunlarla direkt... Acemilik olayı yok yani. Yok. Ama şimdi bir taraftan da Dereköy Derneği'ni temsil eden oralardasın. Yani bir etkinliğe, organizasyona gittiğin zaman da tamam sunucu, programcı Aydın Elvin yanında bir taraftan da Dereköy Dernek Başkanı olarak oradasın. Dereköy'ü de temsil ediyorsun. Ne kadar güzel. Bununla alakalı çalışma arkadaşlarınla uyum nasıl? Yani Dereköy'de neler oluyor? Şimdi öncelikle biz yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte geldiğimizde yönetim kurulu olarak biz 20 arkadaşımızı da aktif yaptık. Evet. Yani derneklerin prosedürlerinde hep şu vardır. 7 asil, 7 yedek, evet. 3 denetleme, 3 de yedeğe ama biz 20 kişiyi aktif yaptık. Görev dağılarımızı da yaptık. Gayet de başarılı gidiyoruz. Amaç burada büyük metropoldeki kendi köyümüzle birlikte dış çevre köylerimizle birlikte örgütlü mücadelenin içerisinde nasıl bir sosyal dernek olabiliriz? Yani sosyal dernekteki amacım zaten bellidir. Yardımlaşmak, paylaşmak, evet, yani budur. İhtiyacı olan ailelere ulaşabilmek. Ama bu süreçte biz hem köyü muhtarımızla olsun, dernek yönetim kurulu arkadaşlarımızla olsun çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi zaten sen dernek yönetiminde olmasan, başkan olmasan da yönetimle beraber iç içeydin değil mi zaten? Ya tabii ki. Yani ha dernek başkanı olmuşsun, ha yönetimde değişen olmuşsun. Değişen bir şey yok. O zaman da zaten sorumluluk alıyordun. Yine Dereköy Derneği'nin sorumluluğunu alıyordun. Tabii. Şimdi bizzat içinde olmuştun. Yani resmi olarak öyle oldu değil mi? Sadece bir resmiyetle ama tabii ki özümüz de aynı, evet, sözümüz de aynı. Biz sonuçta doğup büyüdüğümüz köyümüz var.
Atalarımız orada, işte büyüklerimizin mezarlıkları orada. Bizim Tokat'ta şöyle bir şey de vardı. Evet. Sen de çok iyi bilirsin. Yani çok fazla denize, çok fazla Ege'ye değil de o yaylalara gidilir. Evet. O köylere gidilir. Şu anda zaten geriye dönüş var. Ciddi anlamda var. Şimdi sevgili dostlar, sizler de hani Aydın'ı da burada bulmuşken WhatsApp hattımıza yazın, ben sorayım. Kendisine soracağım. Yani gerçekten de hani belki şimdi federasyonlar var, federasyon seçimleri var. Bununla alakalı Aydın, bir dernek başkanı Aydın ne düşünüyor onu da soracağım kendisine. Çünkü yapılanma var, bölgede yapılanma var. Hani biz bunu kendi aramızda belki konuşabiliriz ama canlı canlı burada konuşmakta Aydın'ın, dernek başkanı Aydın Elvin'in görüşlerini, fikirlerini de almak elbette isteriz. Konuşacağız bundan. Ya, kesinlikle, ama işte bir şeyi hemen hatırlatmak istiyorum. Hakikaten özlemişim. Yani evet, televizyonlu programını yapmayalı da, televizyon programı yapmayalı da bir 3 yılı geçti. Geçti, evet, rahat geçti. 25 yıldır bir fiil radyo ve televizyon programları yaptım ama özlemişim. Şimdi şöyle stüdyoyu görünce evet, işte tabii ki inşallah her şey normal sürece girer de şuraya dostlarımız da gelir, evet, misafirlerimiz de gelir. Onların alkışları bize bir feyit vererek kesinlikle daha çok doğaçlama, daha çok şiirsel konuşmalar yaparız diye düşünüyorum. Bu arada siz de parantez içerisinde tebrik ediyorum. Eyvallah. Çok takip ediliyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok takip ediliyorsunuz. Aydın'ım bu kendini şimdi şöyle değiştirmedin sen. Sağ ol. Gerçekten. Sağ ol, teşekkür ederim sana abicim. Derneklerin de bununla ilgili gerçekten çok dile getiriyorum. Teşekkür ediyorum sana. Eyvallah. Vallahi. Sağ olun. Aydın abi de yine öyle. Zaten şimdi şöyle, bizim Aydın özelinde bizim bir tane idolümüz var. Aydın'ın da, benim de. Tokat'ta Hüseyin Aksoy. Yes, Hüseyin evet, abi. Hüseyin demekler. Aksoy abimiz. Ya yani onun üzerine yapısı, sunumu, iş yapışı üzerine eline su dökemeyiz. Bu bir gerçek. Ama şu var ki Hüseyin abimiz de Aydın'a da bize de el verdi. Ya yani sonuçta sürekli evet, birileri evet, yapacak değil. Hüseyin abim de. Biz de ondan aldığımız terbiyeyi, adabı, iş yapışını da uygulamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim evet, değil mi Aydın? Hüseyin abi için neler söylersin? Evet. Valla Hüseyin Aksoy için söylenecek çok şeyler var. Ama her şeyden önce saygı duyduğum bir büyüğüm. Bu meslekte de kesinlikle örnek aldığım evet, dostlardan bir tanesi. Ama bu meslek, bizim mesleğimiz yani radyo ve televizyon programcılığın dışında bizim bir de sivil toplum örgütlerini idare etme evet, pozisyonumuz var. Evet, evet. Bu işte dernek geceler olabilir. Bu işte festivaller olabilir. Kesinlikle. Bunu yapabilecek arkadaşlarıma da benim kesinlikle dostane bir nasihatim olacak. Bunu yapabilmenin temel kriterlerinden bir tanesi, yani yöreni çok iyi tanıyacaksın. Evet. Ülkeni evet, çok iyi tanıyacaksın. Nerede ve ne zaman konuşacağını ve çok evet, okuyacaksın. Çok evet, doğaçlama yapacaksın. Kesinlikle. Şunu söyleyeyim, sonra İhsan abiye vereceğiz. Şimdi Aydın'da ben de, ya ben de öyle sonuçta. Gece olur, festival olur. Şimdi normalde yönetimden biz listeler istiyoruz değil mi? Ama salondan kim içeri girmişse, STK temsilcisi olsun, siyaset yani olsun, iş adamı olsun, onları biz harfiyen tanıyoruz, biliyoruz. Belki dışarıda samimiyetimiz var, merhabamız var. Yani salondaki insanlara biz hasbihal ediyoruz. Yan yana, cemal cemale, yürek yüreği. Sonuçta oranın, şimdi Aydın'ın da programlarına ben katıldığım zaman dernek yönetimi 7 kişi ise biz 8. kişiyiz değil mi Aydın? Aynen. Yani 7 evet, kişi yönetim, sunucular 8. kişi olmak zorunda. Biz onların yüklerini hafifletiyoruz sadece. Tabii. Değil mi İhsan abi? Aynen aynen. Peki İhsan abimde bir eser alalım. Olur. Sonra sohbetimize devam edelim, olur mu? Olur. Aydın, senden bugün de şiir alacağız kardeş. Bu arada bence kardeşimiz biliyorsunuz evet, sen kendisi öğretmendir. Konuşuruz. Anda ona da konuşuruz. Birazdan konuşuruz, olur mu abi? Şöyle bir uzun yapalım. Ha ya, fark etmez şöyle bir. Bunun sevdiği bir türkü var. Nedir bu meşguller, nedir bu telaş? Hadi bakalım. Onu okuyacağız. Thank you.
Nedir bu meşgule, nedir bu telaş, nedir bu telaş? Ölmeyecek gibi gibi çalışan gönül. Şaşarım aklına, ah gülerim sana, gülerim sana. Yorganı sırtından aman dolaşan gönül. Şaşarım aklına, gülerim sana, gülerim sana. Yorganı sırtından aman dolaşan gönül, gönül. Arzuladım, arzuladım görem dedim sılayı. Toprağı değişmiş, taşı değişmiş. Ne düğünü kalmış, ne de halayı. Altınlı puşulu başı değişmiş. Türküler vardır oy Gürcüm, Gürcüm. Al yeşil giyinip düzülen bercin, yufka ekmek ile yemlik dürmecin. Ah, sofrası değişmiş, aşı değişmiş, aşı değişmiş. Niciler bu düğün yaya hükmetmiş, gülüm hükmetmiş. Sırası gelince aman bırakan gitmiş. Süleymanlar ölmüş ölmüş, mühürler gitmiş, mühürler gitmiş. Var mı bir taktığından aman oturan gönül. Süleymanlar ölmüş ölmüş, mühürler yitmiş, mühürler yitmiş. Var mı bir taktığından aman oturan gönül, gönül. Hüzünlü bakışlar, eğilmiş kaşlar. Yıkılmış konaklar, dökülmüş taşlar. İklim etkilemiş bentler, barajlar. Baharı değişmiş, kışı değişmiş. Hani, hani nerede senin yeşilin alın? Neden, neden ırgalanmaz yaprağın taşın? Bağrında, bağrında büyüyen Mahmut Erdal'ın hayali değişmiş, düşü değişmiş, düşü değişmiş. Kızıltu köyde bir saç çaldı felek, benimle uğraşmasan ne vardı kader oy. Verdiğin dertler elimde kaldı, ah bir kuluna satamıyorum el aman. Öldüm bittim el aman. O yere yollar ayrılır, yollar ayrılır. Çok bekledim yerden haber gelmiyor. Nasıl diktiysen dert çuvalını, ah çok uğraştım sökemiyorum el aman. Öldüm bittim el aman. Bir zaman ayları saydım,
Bir zaman yıllar saydım, bir zaman günler saydım. Hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir zalımsın. Bir zaman günler saydım, hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir hainsin. Koç aldım kurban getirdim, kaç bayram yalnız oturdum. Kaç tane takvim bitirdim, hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir zalımsın. Kaç tane takvim bitirdim, hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir zalımsın. Kızıltım çalar telden, elime valı çıktı senden. Ölsem haberin yok benden, hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir zalımsın. Ölsem haberin yok benden, hani geleceğin yok, soracağın yok. Sen bir zalımsın. Helal olsun. Eyvallah abi, beni sağlık. Valla iki tane üstad bu arada, hem Ali Kızıltı rahmetle analım, hem yine de Erdal Hoca'yı da yine orada, Mahmut Erdal'ı da rahmetle anmış olalım burada. Allah rahmet eylesin. Kardeşimize bağlamayı konuşturuyor. Evet, öğretmen. Evet. Değil mi? Nerede öğretmendi? Ama 7 sene gitti bursa. Erdal Erdal talebe saydı zaman. Helal olsun. Böyle ekiple çalışmakta herkese nasip olmaz. Güzel. Reyne sağlık. Sen neler yapıyorsun? O sizin güzelliğiniz. Eyvallah, sağ ol. Programımıza geldi özellikle. Ne güzel, süper oldu. Gerçekten çok teşekkürler. Abi sen ne yapıyorsun? Sanat hayatı nasıl vallahi gidiyor? Koşuyor. Bu ara yine var yani, var. Programlar çıkıyor ara sıra, evet. Gidiyoruz. İyi, var. Yani çorbamız kaynıyor. Kaynıyor. Yetiyor. Şükürler olsun. Eyvallah. Vallahi. Olcay'ı yetiştiriyorsun bu evet. arada. Abi bundan sonra ona devredeceğiz evet. bayrağı. Evet. Nasıl Olcay nasıl? Biz babamızdan nasıl gördüysek o da bizden bu şekilde devam edecek halkın içinde. 35 sene oldu evet. benim hemen hemen de. Ne güzel. Yani 11-12 yaşından Olcay. Beri babamızın yanında yetiştik. Davuldan başladık. Köylerde biliyorsun sabaha kadar çalıyorduk. Yani aynen. Zurnacı ondan sonra sanat işte böyle halkın içinde biz devam. Bize yetiyoruz. Ne güzel. Aydın'ım sen bu arada sizde köyle alakalı çalışmalarınız var değil mi? Yani dernek olarak da sürekli köye de gidip geliyorsun bir taraftan. Ya, tabii ki. Zaten, derneklerin amacı da zaten bu olsa gerek evet. diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da derneklerin bir üye aidatından başka bir geliri yok. Hı hı. Yönetime gelen arkadaşlarımız da köyleriyle ilgili bir takım projeler yapmak zorunda. Yapılmalı da. Evet. Yani bizim köylerimizin çok eksikleri var. Turan sen de biliyorsun. Kesinlikle. Yani 6 kilometre dağ taşı asfalt yapıyorlar ama 3 kilometre yolu asfalt yapmaya korkuyorlar diyorum ben. Bugün yani, haberlerde çıktı yine yani. Güzel Yayla Köyü'nün yoluyla alakalı bir internet haber sitesinde geçti, hı-hı. habere geçti. Hemen yan taraftaki köyün içine asfalt olduğu gibi halı saha bile yapmışlar. Bugün haberlerde halı saha bile yapmışlar köyün içinde. Tamam olsun, olmasın demiyoruz ki. Çocuk parkı yapılsın, elbette yapılsın, bunlar yapılsın. Ama diğer köyün de yolu yapılsın be kardeş yani. Yolu yapılsın. Yani insanlar toz toprak içerisinde gitmesin. Yani sen de biliyorsun biz arabalarımızla gittiğimiz zaman buraya gelir gelmez mutlak surette bir bakıma sokuyoruz. Yani kesin. Yani mutlak surette böyle. Ya neden öyle olsun? Olmaması lazım. Yani eşit olsun. Herkese eşit davranılsın. Ya o köyün ismini şu an hatırlayamadım ama Güzel Yayla Köyü'nün yan tarafında köyün yolların asfalt olduğu gibi
köyün içine çocuk parkı ve halı saha yapılmış. Evet. Ve bu köyünde asfaltı dahi olmamış. Sizin bir de şöyle bir Almus genelinde bir çalışmanız var galiba, değil mi? Örgütlenmeyle alakalı. Bu tabii. Yani şimdi gelen anlamda bir Tokat'ın dernekler federasyonu olduğu gibi bir de ilçe federasyonları var. Şimdi bu ilçe federasyonları içerisinde Almus Dernekler Federasyonu'nun bir çalışması yapılıyor. Var mı o çalışma? Var, var. Ne durumda? O çalışma gayet iyi gidiyor. Yani bizim Almus'a bağlı 45 tane köyün hepsiyle birlikte hareket ediyoruz. 45 yani, tane köy birlikte. Tamamen birlikte. Bunun içerisinde derneklerimizin dışında işte mevcut Almus Belediye Başkanımızın o da içinde aktif olmak kaydıyla. Bu arada Bekir abiye de selamlar Bekir olsun. Bekir selam olsun. Evet. Belde belediye başkanlarımız da var bunun, bu işin içerisinde. Zaten buradaki ortak amacımız da bütün 45 köyün dernek yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte biz köyle yörelerimize işte yollarıyla ilgili bir sorun varsa nasıl ulaşabiliriz? İşte tarımla ilgili bir sorun varsa nasıl yetişebiliriz? İşte tarımdan tutun işte ziraat mahsullerine kadar, hayvancılığa kadar bu tür çalışmalar olacak ama pandemi döneminden dolayı ister istemez bazen bir rölanti de oldu. Bir rölanti bayağı bu rölanti uzadı bile hatta uzadı bile. O anlamda inşallah o da çok güzel olacak. Gümbür gümbür olacak hem de öyle böyle değil. Ama buradan ekranları başında bizi izleyen Almus'un dernek yönetim kurulu arkadaşlarım var. Bizi izliyorlardır mutlaka. Onlardan ricam şu ki onlar hep böyle düşünüyor. Ben sadece bir kez burada da tekrarlamak istiyorum. Birliğimizden, beraberliğimizden, umudumuzdan, Almuslu olduğumuzdan kimseye ödül vermeyeceğiz. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Aydın şöyle bak, Almus deyince direkt belediye başkanımız konuşuyor. İhsan abi değil mi? Bekir Özer. Yani gerçekten candan yani. Ben buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Yani bir arada olmamız lazım. Dernekleriyle, köyleriyle. Aynen. Almus orada tek vücut olabiliyorsa dışarıya kadar daha da güçlü olacak değil aynen mi? Aynen öyle. Evet. O zaman ne yapalım? Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. 0533-700-1616'ya gönderin mesajlarınızı gelsin. WhatsApp'tan bu arada ücretsiz. Sevgili dostlar, bizler hep diyoruz, yine söyleyeceğiz. O sizin minnacık birikimlerinizi, küçük birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz yegane adres Engin Gayrimenkul.